Cümleten selamun Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı Kurban Bayramı'nın ikinci gününde herkese selamlar olsun. İnşallah sıkıntı yaşamadınız arkadaşlar. Buranın yani şu an çekeceğim videonun başlığının adı şu. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bana soran olmadı ama yine de ben söyleyeyim. Ben bunu üyelere yazayım olarak yazdım ama size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'nin forveti kim olsun ya da kim olmasın ya da Fenerbahçe forvete kimin kapını yapsın, kimi transfer etsin etmesin? Bana e, hiç soran olmadı ama sorduğunuzu varsayarak cevap vereyim. Bir numara Musa Dembele. Eğer Musa Dembele olursa diğerlerinin adını dahi okumam. O adını dahi okumam. Musa Dembele kim hocam? Musa demir 12 Temmuz 96 doğumlu 25 yaşındaki forvet 26 olacak. Olimpik Lyon'un 20 milyon euro piyasa değerindeki forveti. 1.87 boyunda e, Fransa U21 takımında forma giymiş ama A takımda forma giymemiş. Bakın 1.87'ye dikkat. E, Mali asıllı Fransız oyuncu Fransız forvet 50 milyon euro piyasa değerini görmüş 13 Mart 2020'de. Hem de 23 yaşındayken. Şimdi Celtic'den Olympique Lyon 22 milyon euroya alıyor. Ee, geçen sene Ocak ayında Atletico Madrid'de yarım sezonuna 1.5 milyon euroya kiralıyor. Ama e, yeterli verimi alamayınca geri dönüyor. Geçtiğimiz sezon Fransa liginde e, aslına bakarsanız bana kalırsa ligi kasıp kavuran bir performans sergiliyor. Yani nasıl kasıp kavuran? 35 maç 2606 dakika. Not benim kriterime göre. 29 maç 22 gol 5 asist. Diyeceksiniz ki hocam bu kadar gol ya da asist yapan futbolcuyu Fenerbahçe'ye verirler mi? Benim de cevabım şu olacak. Sen Fenerbahçe'ysen şampiyonluk istiyorsan hiç kusura bakmayacaksın. Her yerden kısacaksın ama forvetten kısmayacaksın. Haksız mıyım? Var mı bana haksızsın diyen? Var mı hocam sen saçmalıyorsun diyen? Veya yani varsa açık açık yazsın. Bütün bir taraftar kitlesi de o arkadaşımıza yüklensin. Aksızsam aksızsın değil arkadaşlar. Oradan kız, buradan kız, kaleciden kız, stoperden kız. Forvete basacaksın. Neyse uzatmayalım. Kısa kısa olsun bölümümüz. Dembele olmadı. 2 numara Charlotte. Sebep şu. Farklı profillerin adamı Charlotte. Bakın arkadaşlar siz internet profiline bakıp diyorsunuz ki Alexander Charlotte 10 milyon euro piyasa değeri 2025'e kadar sözleşme. 5 Aralık 95 doğumlu 26 yaşında 27 olacak. 1.95'lik Forvet. İşte Norveç'te Norveç Milli Takımı'nın 42 kez formasına girmiş 14 golü var. Vesaire vesaire en yüksek 20 milyon euroya ulaşmış sonra düşüş. Yani eee gittiği liglere bakıyorsun. Hollanda liginde bir şey yapamamış. La Liga'da 32 maçta 4 golü var. Bunu Destikada bir şey yapamamış. 29 maçta 5 gol, 2 asist. Ama Süper Lig'de 34 maçta 24 gol, 9 asist. Ya hocam Süper Lig'i baz alma. Türkiye Kupası'nda 7 maçta 7 gol, 1 asist. Ya hocam bu dandiklikleri baz alma. Premier Lig'de 16 maçta gol ya da asist yok 533 dakikada. Ha, Charlotte'u isteme sebebin ne peki hocam? Yani açık açık. Charlotte'u şu yüzden istiyorum. Farklı profillerin adamı. Yani kontra atakta iş yapar mı? Yapar. Top saklar mı? Saklar. Top sürer mi? Sürer. Bitiricilik var mı? Var. Pivot özelliği var mı? Var. Yani hava toplarında etkinlik var mı? Var en önemli özelliklerinden biri de sırtı dönük oynayabilmesi ve pozisyon bilgisinde iyi sayılması. Aa oyuncu birdenbire futbolu istemez şu bu bir şey diyemem. Hocam Andrea Belotti hakkında ne düşünüyorsun? Bir de onu dinleyelim mi senden? Tabii ki de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Belotti hakkındaki düşüncelerimi de söyleyeyim. Bakın 20 Aralık 93 doğumlu. Yani henüz 28 yaşında 29 olacak olan forvet. Son kontrat değil. bir kontratı daha var. 1.81 boyunda 44 İtalyan milli takım maçında oynayıp 12 gol atmış. 20 milyon euro piyasa değeri var. Şu anda boşta bir futbolcu. Kariyerinde daha çok İtalya seri A'da boy göstermiş. 270 maça çıkmış. 106 gol 27 asist. Yani 2000 20.264 dakika. Bakın 20.264 böl 90'a şekerim. 225 nokta küsür maç yapıyor. Yani 225 maçta 106 gol, 27 asist. Hemen hemen iki iki maçta bir gol katkısı. Şimdi ben e, Belotti ile ilgili tepki alacak bir şey söyleyeyim. Hem Belotti istemem. Sebebi ne biliyor musunuz? Bizde tutmaz. Hani Belotti gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla muhtemelen buna katılırsınız. Sanki Forvet gibi değil de gizli Forvet gibi. Hani gizli Forvet gibi. Bir, ikincisi. Çok yüksek meblalar istiyor. Bizim önerdiğimiz meblalar düşük. Hani onun istediği meblaları vereceğine yarı fiyatına Joshua King alır mısın? Alırsın. Joshua King'e de neredeyse bedava teklifte bulunur. Şu yüzden söylüyorum. İkisi de gizli forvet rolünde. Yanlış anlaşılmasın. Ee, mesela ben Joshua King ile ilgili şunu söyleyeyim. Benim duyduğuma göre Joshua King'e biz ölü fiyatına bir teklif veriyoruz. Eğer kabul ederse komedi ki kabul etmeye de yakın. Ama Belotti sanki bizi tatmin edecek az forvet değil. O yüzden istemem. Ha, hocam hem Şurlot hem Belotti ister misin? Tabii ki isterim. Hangi parayla alacaksın hocam? Biz zahmet harcasınlar para. Anladınız mı? Yani değil forvet olarak istemem ama yardımcı forvet olarak isterim, niye istemeyeyim? James Vardy Vardy çok konuşuluyor. Açıkçası Vardy gelmez. Yani Fenerbahçe taraftarı olup da Vardy'nin geleceğine inanan muhtemelen yoktur. Luis Suarez, Cavani hocam bunlar gelir mi? Orada ile ilgili de bir itirafta bulunayım. Ee, hani biz bilmiyorum belki de hedef saptırma için, hedef şaşırtma için bir teklifte bulunmuşuz. Şey pardon, şartlarını sormuşuz Vardy'nin. Ama Vardy bize çok fazla vardı. Luis Suarez, Cavani mesela. Gelseler tutarlar mı? Bence ikisi de tutar. Yani Suarez de gelse tutar. Cavani de gelse tutar ama tek korkum ne biliyor musunuz? Fenerbahçe şansı. Bize gelen bozulur. Baliye başlar. Gece hayatına düşer. Karısını boşar. Harbi söylüyorum bize gelen bu olur. Fenerbahçe'ye gelen topçunun başına bunlar geliyor. Gece hayatına düşüyor. Namazı bırakıyorlar. Mesela Kavani Fenerbahçe'ye gelsin namazı falan bırakır. Suarez Fenerbahçe'ye gelsin virtlerini bırakır. Zikir çekmeyi bırakır. Tabi cuma namazına bile gitmez. Bak çok büyük iddia bunlar. <laughs> Suarez de Kavani de var. de Fenerbahçe'ye gelsin. Namazı terk ederler. Ya Fenerbahçe böyle bir cam ya. Yani Suarez, Kavani, Fenerbahçe'ye gelsin. Vardi gelsin. La bunlar bizi sövüşler ha. Bunlar para sövüşler durur. Öbür bir tane e, Driens Mertens miydi? Mertens de aynı şekilde. Ah diyorsanız hocam, ya Jorge Jesus var. Sövüş O zaman işte diyorsanız. Jesus var. Söğüş ettirmezse var Hocam Jesus söğüş ama vardı gelmez diyorsan Suarez, Cavani hiç fark etmez. Yani hiç fark etmez. Yeter ki gelsin biri. Erison Erison bir kumar. 5 milyon euroluk bir kumar. Genç futbolcu. Hani skis videoları birçok kişiyi tatmin etmeyen bir futbolcu. Açık söyleyeyim kumar. Gerçekten kumar. Carlos Vinicius ve Seferovic Bunları da söyleyeyim. Bence iki futbolcu da yetenekli. Hiç yani tek kelime laf edemem. İki futbolcu da yetenekli. Fakat sakatlanma müptelası adamlar ya. Yani sakatlanma müptelası. Bunlar dikiş tutmayabilir. Bakın Fenerbahçe şansı. Hani Vedat Muriçi de öyleydi. Gizli sakatlığı vardı. Sonra sakatlığından dolayı gittiği zaman biz bayram etmiştik. Hani Yanlış anlamayın sevgili dostlar. Kısaca özetle derseniz, benim futbol görüşüme göre olursa dembeleyi isterim. Musa dembeleyi. Bir de Aykut Kocaman'ın çok ama çok müthiş bir tespiti vardı. Neydi o? 70 kişiyle savunma yap. Yok o değil. 69 kişiyle savunma yap. O da değil lan. 68 kişiyle savunma. ya savunmayla ilgili değil. Rakip hücum yapsın sen bekle. Ya Aykut Kocaman'ın Keşfettiği bir olay vardı. Türkiye Ligi'ne en benzer lig Fransa Ligi. Hücumda. Aynı Aykut Kocaman'ın bir iddiası daha vardı ama bunun üstüne gitmedi. Türkiye Ligi'ne en benzer savunma hattı da İtalya'dan. Yani İtalya'dan savunmacı al, Fransa'dan hücumcu al diye. E bak size bir şey söyleyeyim mi? Harbi söylüyorum. Hiç bunun üstüne düşündünüz mü? Şimdi gündemde Pezzella falan filan var. Bunu bir düşünsenize. Savunmacı alıyorsanız İtalya'dan orvet alıyorsanız Fransa'dan. Orta sağlıyorsa hocam Portekiz'den. Crespo tuttu, Lincoln tuttu gibi. Demek ki orta sağlıyorsan da Portekiz'den. Şimdi bu görüşe göre de dembele etkili olur. Ha dembele olmazsa Sherlock. Hele hele artık kesin olarak kesinlikle 4-1-3-2 oynayacak olduğumuzu da düşünürsek durum bu. Yani ileri ikiliden bir tanesi gizli forvet olacak. Diğeri forvet olacak. Gizli forvet mesela Arda olur. Lincoln olur. Buruma da olur ama King efsane olur. Belotti şahane olur. GF ne? Hocam hem Dembele artı Belotti ne dersin? Derim. Yani derim. Hatta ben şunu söyleyeyim. Bir insana benden nefret etsin. Misal veriyorum. Hiç sevmesin. Diksinsin. Hani hiç sevmiyorum, hiç sev... şöyledir, böyledir falan filan desin. Desinler ki hem Dembele hem Belut'le gelirse Mustafa Hoca'ya karşı tamamen değişmeni istiyorum desinler, seve seve kabul eder. Ya da desinler ki işte şu takımı ilgili fikrini değiştir seve seve kabul eder. Çünkü ikisi yani bir 20'şer 20'şer 40 milyon euro piyasa değerinden bahsetmiyorum. Kalite değerinden bahsediyorum. Bence Fenerbahçe'ye çağ atlatır. Ama Arda da olur, Lincoln olur, Buruma olur. Joshua King bile olur oraya. Bak Berisha olmaz. Ben Berişan'ın umudumu yitirdim. Niye yitirdim biliyor musunuz? Berişan'ın umut vardı. Allah var. Jorge Jesus da üstüne düştü etti ama Berişan'ın bazı salaklıkları var diyeyim ya. Yani salaklık derken futboldaki salaklıklar. Yani futbol hataları var. Bak Serdar Dursun o da gizli forvet olmaz. Ha skor için giren ikinci forvet olur. Yani yenik durumda ya da galipken giren ikinci forvet olur. Ya da rotasyon forveti olur ya da çok çok değişik rakiplere karşı işte Türkiye Kupası maçlarında bazı fazla dönem olmayan grup maçlarında falan oynayacak oyuncu olur. İşte bu Thiago Çukur ismi vardı mesela. O da aynı rotasyon oyuncusu olur. Olursa bunlar olur arkadaşlar. Peki hocam sana bir şey söyleyeceğim. Bayramdayız. Üye abone ayrımı yapma. Allah rızası için bize duyumlarına bakarak söyler misin? Hangisi daha yakın? Değil mi? Bunu söyleyeceksiniz. Ben de şunu söyleyeyim. Madem bayram madem üye abone karışım olmasın. O zaman siz de bayrama yakışır bir şekilde bu videoya 1000 beğeni çıkartın. 2000 beğeni çıkartın. Sadece beğen butonuna basın. Yorum bile yapmayın. Lütfen. Bayramı özel arkadaşlar sadece rica ediyorum. Sadece rica. Fenerbahçeliyseniz sadece rica ediyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Dembele'nin ihtimali yok. Yani %1 ihtimal diyeyim. O da yokla aynı. Vardy yüzde bir, Suarez yüzde bir, Cavani yüzde bir, Mertens yüzde bir, Erisonan itibariyle %1 Carlos Vinicius geçen hafta Hollanda basını hayırlı olsun bizde diyordu, şimdi demiyor. Seferovic bence yüzde bir, Vedat Muriçi şimdi Şorlot geleceğine Vedat gelsinciler başlamış, yani. Vedat'ın olduğu yerde Şorlot gol kral oldu. Ama siz gol kral olan değil de o da ilginç. Ben Vedat'a da çok %20 diyeyim ya. Çünkü Türkiye'ye gelmek istiyor. Eninde sonunda Lazio'da birine itelemek istiyor. Sakatlık olayından sonra hani bom siz dahi göndermek istiyoruz. Derse şaşırmayın. Berisha e, bence Berisha e gidecek. Gidici duruyor. Eee Dembele %10, Charlotte %90, Belotti %90 arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi Belotti'de de Sherlock'u da istediğimiz anda 15 dakika içerisinde transfer edebiliriz. Ee, i̇ster inanın ister inanmayın sevgili dostlar. Ben elimden geleceği size anlatmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.